Sevgili arkadaşlar merhaba. Çemberde uzunluk testimizin üçüncüsündeyiz. Birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda bir çemberimiz var, O merkezli çemberimiz. Burada uzunluklar verilmiş. AE 16, EB 2, ED 4, CE 8. Bize çemberin yarıçapı soruluyor burada. Merkezde çember üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimizde ne oluşur? Yarıçap. Hemen bu yarıçapımıza çapımıza R olduğunu söyleyelim. Yarı bulmak için genelde dik üçgen oluşturmaya çalışıyoruz. O zaman burada dik üçgenimizi oluşturmaya çalışalım. Şuradan hemen bir dik inelim. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. O merkezi çemberden merkezden DC girişini dik indiğimiz zaman kirişi iki eşit parçaya bölmesi lazım bu nokta. Şimdi bu kirişimiz 4, 8 daha 12. İki eşit parçaya böleceği için şu kısım 6 olacak. Dolayısıyla 8 olduğu için şuraya kaç kalacak? 2 kalacak. AB kirişine dikindiğimiz zaman o zaman buradaki AB girişinde 2 eş parçaya bölecek. Burası 16 burası 2 ise toplam 18 2'ye böldüğümüz zaman burası 9 buranın tamamı da 16 olması için buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 7 kalıyor. Şimdi o zaman burada bir dikdörtgen oluştu. 7, 2 burası da 2 burası da 7. Bakın bizim yarıçapımızı bulmamız için burada bir dik üçgen oluştu. Nasıl buluyorduk? Pisagor bağıntısı ne diyordu? Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamı. Buradan r kare eşittir 49 artı 36'dan 49 artı 36'dan r karemiz kaça eşit olacak? 55, 85 oluyor. Her iki tarafın kare aldığımız zaman R eşittir kök 85 olacak cevabımız deniz. İkinci sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Elimizde bir yarım çember var. Bu çemberde BD, e, CO ya da OC dikkat edin. A, B, C üçgeninde bakın O noktası merkez olduğu için burasıyla burası yarıçap eşittir. BD de arkadaşlar AD, DC şeklinde eşit olacak şekilde ikiye bölmüş. O zaman bu ikisi kenar ortaydır. Kenar ortayların kesim noktası bizim için ağırlık merkezdi. Yani biz genelde burayı ne ile gösteriyorduk? G harfi ile. Şimdi ağırlık merkezinin bir özelliği vardı. Kenar ortayı iki parçaya bölerdi. Kenara yakın olan parça bir birim. Köşeye yakın olan parça 2 birimdi. Yani burası da kaç oldu? 6 oldu. OC o zaman kaç oldu? 9 oldu. OC dikkat ederseniz yarı çap. O zaman burası da 9. Burası da 9. Bize AB'yi sorduğu için 18 deriz. Üçüncü sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Burada DC kirişi baz alınarak ne yapılmış bir katlama yapılmış. Yani yansımayla katlama yapılmış. Burada biz şu şekilde uzattığımız zaman şuradaki iki uzunluk birbirine eşit olacak. Biz buralara X x diyebiliriz. Şimdi o zaman bizim yarı çapımız dikkat edin 3 artı 2x oldu. Bunu hemen o ile c'yi birleştirerek yazalım. 3 artı 2x şeklinde. Şimdi dc uzunluğu da 6 birimmiş. Bu bir kiriş. Merkezden kirişe dikinildiği için o zaman 2 eş parçaya bölecek. 3, 3 şeklinde olacak. O zaman orada dikkat edelim. Şöyle güzel bir dik üçgenimiz oluştu. 3, x artı 3, 3 artı 2x. Acaba burası özel bir üçgen mi? 3 kaç üçgenimiz vardı? 3, 4, 5. Biz burada x'in yerine 1 yazarsak 3, 4, 5 üçgeni oluyor mu? Oluyor. O zaman x 1 ise bizim yarı çapımız burasıydı. O zaman burası kaç oldu? 5 oldu. Yarı çapımızda 5 diyebiliriz. Dördüncü sorumuzdayız. Şimdi e, bu sorumuzda bir çemberimiz var. Çemberin dışında bir B noktası var. B noktasından bize A ve C'de teğet olacak şekilde iki kol çizilmiş. Bize B noktasının çembere en uzak mesafesi sorulmuş. Şimdi en uzak ya da en yakın mesafe sorularında biz O noktamızla merkezden geçen ve çemberi kesen bir doğru parçası çiziyoruz. Merkezden geçecek şekilde. Şimdi burada kollar teğet olduğu için B'den çizilen 60 derece 30 ve 30 şeklinde ikiye bölünür. Çünkü açı ortağıydır. Bize en uzak mesafeyi sorduğu için şuradaki uzunluğu soruyor. Şimdi biz burada yapmamız gereken nedir? Mesela biz merkezden A noktasına şu şekilde bir e, ee, TYT çizdiğimiz zaman dik olacağını biliyoruz. Şimdi burası 30 derece. O zaman 90 olduğu için burası. Buraya da kaç derece kaldı? 60. 30, 60, 90 üçgeni. 60'ın karşısı 2 köküç ise 30'un karşısı 2 köküçün köküçe bölünmüş hali. Yani 2'dir. 90'ın karşısı da yani şu kısımda kaç olur? 2 katı 4 olur. Şimdi burada yarı çapımız dikkat edin 2 oldu. O zaman burası da yarı çap olduğu için 2. Bizim B'den buraya kadar yani K'ya diyelim BK uzunluğu soruluyor. E buradan BO 4 dersek OK'da 2 olduğu için toplamda kaç olur? 6 olur. Arkadaşlar 5. sorumuzu çözüyoruz. Şimdi bu sorumuza bir O merkezi çeyrek çember verilmiş. M merkezli bir tane tam çember verilmiş. Ee, burada M merkezi çemberin yarı çapı soruluyor. Şimdi M merkezi çemberin yarı çapını biz R dersek burası da ne olur? R olur. Şuradaki e, kısımda şimdi dikkat edin O ile M arasındaki kısım e, 18 eksi R olur. Şuradaki R'mizi aslında silebiliriz. Şuradaki R'mizi göstermeyelim. O zaman buradan şuraya kadar M'den O'ya kadar olan kısım 18 eksi r oldu. Şimdi m merkezi çemberin teğet olan a noktasıyla birleştirirsek o zaman burası da dik oldu. Burası da yarıçap r. Şimdi buranın tamamı 18'di. O zaman 6 ise burada kaç kaldı? 12 kaldı. Şimdi 12 r 18 eksi r özel bir üçgen mi? Var mı özel bir üçgen? 5 12 13 var. 5 verirsek a evet sağlıyor. O zaman r'imize burada ne deriz biz? 5 deriz. O zaman yarıçapımız 5 olur. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıda 12 birim ee, uzunluğundaki AB çubuğu şuradaki AB çubuğu 12 birim uzunluğunda sabit A noktası etrafında ok yönünde 300 derece. Şimdi bakın şu tarafa doğru çünkü ok yönümüz böyle arkadaşlar 300 derece dönüyor. O zaman tamamı 360 olacağı için buradaki açımız 60 derece kalacak. Mıknatısın yarı çapı buradaki mıknatısın yarı çapı soruluyor. Arkadaşlar A noktasından kollara teğet indirildiği zaman ben A noktasından merkezden geçen şu doğrultuyu çizdiğim zaman ne yapıyordu? Burayı açıortay şeklinde 30-30 olacak şekilde bölüyordu. Şimdi ben burada D noktasından merkezi de birleştirdiğim zaman teğetle biliyorsunuz merkezden gelen doğru parçası dik oluyordu. 30 o zaman burası 60-90 üçgeni oluyor. 12 birim uzunluğundaydı AB çubuğu. O zaman şurası 6 burası da 6 oldu. 30-60-90 üçgeni 60'ın karşısı eğer 6 ise 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş hali. Yani 6'yı köküçe böldüğümüz zaman köküçle genişletirsek 6 köküç bölü 3 olur. Buradan da kaç çıkar? 2 köküç çıkar. Yani burası ne oldu? 2 köküç oldu. Mıknatısın yarıçapını soruyor. O zaman biz zaten merkez burası D noktasıysa yarıçapımız 2 köküç olmuş. Oldu. 7. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane çember verilmiş. C noktasında teğet ve dışarıdan iki çembere de teğet olan bir doğru çizilmiş. A ve B noktalarında teğet. Şimdi biz bu sorularda genelde iki çemberin teğet olduğu noktadan teğet olan doğruya bir uzantı çizeriz. Bu uzantıyı çizdikten sonra e, buradaki K noktasıyla isimlendirelim. Şimdi bakın burada şöyle bir şey oluşuyor. K noktasından ee, AC noktalarına iki tane teğet olacak şekilde kol uzanmış. O zaman burada ne oluyordu? Bu kolla bu kol birbirine eşit oluyordu. Aynı şekilde K noktasından bu çembere C ve B'de teğet olacak şekilde kol. Çizilmiş bu kollar da birbirine eşit olacak. Burada gördüğünüz gibi muhteşem üçlü oluşuyor. Muhteşem üçlü olduğu için burası 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. O zaman orada bakın şu şekilde bir dik üçgenimiz oluştu. Burası 2, burası kök 2 ve burası AB. Yani biz de buraya X dersek, X'i soruyor bize arkadaşlar. O zaman Pisagor bağıntısından X kare eşittir dik kenarların karelerinin toplamı şeklinde yazabiliriz. X kare eşittir. Buradan 4 artı 2'den 6 yapıyor. O zaman her iki tarafın karekökünü alırsak buradan bizim x'imiz kaç çıkıyor? kök 6 çıkıyor. 8. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi bu sorumuzda iki tane çember verilmiş ve bu iki çembere A ve B noktalarına teğet bir doğru ve merkezlerini birleştiren OM doğru parçası çizilmiş. Şimdi ilk önce 6 8'i görünce buranın bir 6 8 10 üçgeni olduğunu anlıyoruz ve buranın 10 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada e, bu MB ile OA paralel. Çünkü bakın 90 derece 90 derece. E paralel olduğu için aklımıza hemen kelebek kuralı geliyor. Buradaki açılarımız alfa alfa eşit 90 olduğu için buraya da beta dersek o zaman burası da ne oldu? Beta oldu. O zaman bu iki üçgen birbirine benzer. Zaten 6 8 10 üçgeni 3 4 5 üçgeniydi. O zaman burası da 3 4 5 üçgeni olacak. Şimdi e, burası 3 ise alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 6 beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı da kaç olacak? 4 olacak o zaman şu kısımda kaç olacak? 5 olacak. Şimdi burada bizim yarı çapımız 3 olduğu için şu kısım eğer 3 ise bu kısma kaç kalacak? 2 kalacak. Burada bu yarı çapımız 6 olduğu için burası 10 olduğu için şurada kaç kalacak? 4 kalacak. Bize CE, CE kaç çıktı? 4 çıktı. DE kaç çıktı? 2 çıktı. 4 ile 2'nin farkı da 2. O 9. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Bu sorumuzda 3, 4, 5 dik üçgeni olduğu için hemen 3, 4, 5'i yazalım. Burada OC yarı çapı olduğu için 5 oldu. OA da yarı 5 olması için buraya da kaç kaldı? 2 kaldı. Şimdi burada DC AB'ye paralel. Neden? Çünkü biliyorsunuz merkezden TT dik in birleştirdiğinde dik oluyor. O zaman burası da 90 derece, burası da 90. Burada bir temel benzerlik oranımızı kullanabiliriz. Neydi temel benzerlik? Küçük üçgenin yani 3'ün ne oranı büyük üçgen oranı 5'e oranı. Şimdi bize CB'yi sorduğu için bu kenarı baz alacağız. O zaman küçük üçgenin 5'in ne oranı büyük üçgen yani tamamını bize sorulan kısma x dersek o zaman burası ne olacak? x artı 5 olacak. Şimdi burada içler dışlar yaparsak 5 kere 5 25 3x artı 3 kere 5 de 15 yapar. 15'i diğer tarafa gönderdiğimiz zaman 10 eşittir 3x kalır. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman da biz x'imizi 10 bölü 3 buluruz. 10. sorumuzdayız. 10. sorumuzda bir çizim istiyor bizden. O merkezli 10 birim yarı çaplı bir çember çiziniz diyor. Hemen o çemberimizi çizmeye çalışalım. Hemen o çemberimizi çizelim. Evet 10 birim yarı çaplı diyor. O zaman hemen şuradaki merkezimize yarı çapımız 10 birim olduğu için burası 10. Şimdi bize diyor ki 12 birim olacak şekilde de bir tane kiriş rastgele bir kiriş çizelim. Bakın burası da 12 birim olsun. Ee, A, B kirişi dediği için A, B şeklinde yazalım. O merkez dediği için buraya da O diyebiliriz. Şimdi bize neyi soruyor burada? A, B, o. Evet burada bize ne soruyor? ABO alanını soruyor. O zaman biz hemen burada üçgenlerimizi oluşturmak için üçgenlerimizi oluşturalım. Şurayla birleştirelim ve burada AOB üçgenini oluşturduk. Şimdi bizim burada alanımız soruluyor. Şimdi şunu şöyle birleştirdiğim zaman dikindim. O zaman kirişi ne yapıyordu? 6 6 şeklinde iki eş parçaya bölüyordu. Burası yarı çap olduğu için 10. Burası da yarı çap olduğu için 10. 6 10 kaç üçgenimiz var? 8 üçgenimiz. O zaman burası 8 oldu. Şimdi bize bu üçgenin alanı sorulduğu için bakın yüksekliğimiz 8. 8 çarpı tabanımız 12 bölü 2'den alanı bulabiliriz. Alanımızda kaç çıkıyor? 48 çıkıyor. 11. sorumuzun çözümüne devam ediyoruz. Bir tane çeyrek çemberimiz, bir tane de M merkezi tam çemberimiz var. Hemen M merkezden C noktasında bir teğet olduğu için hemen o teğeti M noktasından hemen teğete 1, doğru parçası çiziyoruz. Bu doğru parçasını çizdiğimiz zaman buranın 90 olduğunu anlıyoruz. DM yarı çap olduğu için 5 olduğundan CM de yarı çap olduğu için 5 diyorum. Bakın burada 5, burası 13. O zaman burası kaç olması gerekiyor? 5, 12, 13 üçgeninden 12. Şimdi OD yarı çap 8 olduğu için burası da 8. Bana BC soruluyor. Tamam 12 ise burası 8 ise BC'de kaç kalıyor? 4 kalıyor. 12. sorumuzun çözümüne devam ediyoruz. Şimdi 12. sorumuzda AB çaplı bir Çemberimiz var, dairemiz var. Ee, bu mavi renkli yarım daire A noktası etrafında pozitif yönde 120 derece. Yani şurada bir, şurada 120 derecelik bir dönme gerçekleştiriyor. Merkezleri arasındaki uzaklık soruluyor bize. Hemen merkezlerimizi birleştirelim şurada. Buradaki uzaklık bize soruluyor. Şimdi çapımız 12 olduğu için yarı çapımız 6, 6 olacak. 6 6 120 karşı taraf ne oluyordu? 6 kök 3 oluyordu. Cevabımızı bulmuş oluyoruz.